Merhaba. Bugün hızlandırılmış dünya tarihinde son zamanlarda televizyonlarda ve gazetelerde sürekli gördüğümüz Çin'den bahsedeceğiz. E ee, bir dakika. Durun. Hala gazete var mı? Eskiden ince kesilmiş ağaçlara bilgiler koyardık. Sonra bu ince kesilmiş ağaçları alıp ön bahçemize atması için birine para öderdik. İşte eskiden bilgiyi böyle alıyorduk. Kimse de bunu garip karşılamıyordu. <laughs> Her neyse Çin'in ekonomik olarak çok ilerleyeceğini ve herkesi ucuz elektronik eşya yığınları altına gömeceğini duyuyorsunuzdur. Ama ben bugün bunları tartışmak istemiyorum. Bunun yerine bir hikayeyi anlatma biçimimizin hikayeyi nasıl şekillendirdiğinden bahsedeceğim. Çin ilk modern devletti. Yani merkezi bir hükümeti ve o hükümetin isteklerini yerine getiren bürokratları vardı. Bu aşağı yukarı aynı biçimde devam etti. Milattan önce 150'den milattan sonra 1911'e kadar. Yani teknik adıyla eşe kadar uzun zaman. Çinliler aynı zamanda tarihi yazan ilk insanlardandır. Hatta Shu Qing denen tarih klasiği anlamına gelen bir Confucius klasiği vardır. Bu bizim için mükemmel. Çünkü Çinlilerin olaylar olduğu sırada kaydettikleri şeyleri görebiliyoruz. Ama bir yandan da sorun hikayenin anlatılış biçiminin her şeyi etkilemesiyle ilgili. Daha dersimizin 5 dakikası geçmemişken geçmişteki ben her şeyi biliyorum. Öğretmenim ben konuşmadım bile bana haksızlık ediyorsunuz. Şişt! Bir hanedanlı hanedanlık yapan şey kral veya Çinlilerin bildiği şekliyle imparator tarafından yönetilmesidir. Bu kişi ülkeyi belirli bir süredir yöneten bir aileye mensuptur. Aile imparator yetiştirdiği sürece ki bunlar her zaman erkek olur. Hayır olmaz öncelikle Çin tarihi boyunca muazzam iktidar sahibi olan kadın imparatorlar vardı. Örneğin bu adında Çin'i 20 yıldan fazla yöneten ve kendi hanedanlığını kuran tam yetki sahibi bir imparator içe vardı. İşte bu imparatorlar yönettikçe hanedanlık hanedanlık oluyordu. Hanedanlığın son ermesinin iki sebebi olabilir. Ya ailede erkek kalmaz ki birçok cariye sıkı çalıştığı için bu olmuyordu. Ya da bir isyan veya savaştan sonra imparator yerinden edilir. Aşağı yukarı tüm hanedanlıkların başına bu geldi. O yüzden kamera 2'ye dönüp bu anidanlıkları hızlıca sayabilirim şimdi. Merhaba kamera 2. Maalesef kurgusal olan Şi Hanedanlığı'nı bir kenara bırakırsak ilk Çin Hanedanlığı Shang Hanedanlığı'ydı ki o da Cao tarafından devrildi. Bundan sonra hanedanlıkta siyasi kaos baş gösterdi ve devletlerin dönemler için savaştığı savaşan devletler dönemi başladı. Bu dönem imparator Çin'in iktidarının o ana dek savaşan devletlerin çoğunu kapsadığı zaman sona erdi. Ama Çin'in yerine hangi geçti? Böylece Çin tarihinin çoğunun çizgisini belirleyen bir adım atılmış oldu. Bu yaklaşık 400 yıl sürdü. Sonra Çin tekrar siyasi kaosa girdi. Bu da Çin'in tümünde bir hanedanlığın hüküm sürmediği anlamına geliyor. Bu kaostan sonra Su ondan hemen sonra tank başa geldi ve onun da yerine kısa bir süre hanedanlıktan sonra Song geçti Song zamanında Çin ticareti müthiş gelişti ama bu onların Wuhanlar tarafından fethedilmelerini engelleyemedi bunlar hem rağbet görmeyen hem de alışılmışın dışında bir gruptu çünkü onlar evet Mo oldu. <laughs> Ki bu da isyanlara sebep oldu ve bu isyanlar Ming Hanedanlığının yükselişine fırsat verdi. Bu Çin sedini inşa eden ve etkileyici vazolar yapan hanedanlık. Yine de bunlar onları Çin denen hanedanlığın kurucusu Mançuların eline düşmekten kurtaramadı. Bu hanedanlık son olandı çünkü 1911'de Amerika, Fransa ve Rusya'dakine benzer isyanlar başlamıştı ve e, o noktaya kadar yani eşeğe kadar sürmüş olan hanedanlık sistemi bu yüzden bir anda bitmişti ve nefes. İşte olanlar bunlardı ama tarihi açıdan baktığınızda önemli olan bunların neden olduğu. Özellikle de o dönemin tarihini yazan insanların neden bunların olduğunu söylediği. Bu da bizi cennetin yetkisi kavramına getiriyor. Cennetin yetkisi kavramı Cao hanedanlığına dayanıyor. Günümüz tarihçilerinin Shang'dan kurtulmak için bunu icat ettikleri düşünülüyor. Cao'dan önce Çin'de cennet veya Tian gibi bir kavram yoktu ama Shungi denen bir tanrıları vardı. Yine de Cao'lular Tian'a inanıyordu ve insanlara cenneti sonsuz olduğu fikrini yansıtmaya istekliydiler. Dolayısıyla cennetin yetkisi kavramını Shang'dan önce bile o, olan bir zamanla eşleşir hale getirdiler. Bu da şöyle açıklandı. Shang hanedanlığı Şia'yı Şia kralları cennetin yetkisini kaybettiği için fethedebilmişlerdi. Tabi bu imkansızdı çünkü Şia kralının kafasında muhtemelen cennet kavramı yoktu. E ama şimdi bunu bir kenara bırakalım. Şu Çin Şia krallarının yetkiyi kaybetmesine neyin sebep olduğu konusunda gayet net. Şia'ya olan saldırı aldırı Ming Tao'da yapılan alemler yüzünden. Ne yazık ki alemler hakkında pek bilgi verilmemiş. Bu yüzden cennet müdahale ediyor ve yetkisini geri çekiyor ve Shang'ın iktidara gelmesini sağlıyor. Ama sonra yetkiyi Shang da kaybetti. Neden? Çünkü Shang imparatorunun rakiplerini kızartıp yediği söyleniyor. Son Shang imparatorunun. Bu da cennetin yetkisi söz konusu olduğunda anlaşmayı bozan bir şey. Tabii ki böyle bir şey olmamış da olabilir ama bu Zhao'nun neden iktidara geldiğini açıklamaya yardımcı olabilir. Yani 3000 yıllık bir döngüde bir hanedanlığın çöküp diğerinin onun yerine geçmesi eski Çin tarihçilerinin gözünde göklerden gelen müdahaleyle açıklanıyor. Bu da yöneticinin düzgün, dürüst şekilde davranıp davranmadığıyla bağlantılı. Bu yetki hem kanıtlanması imkansız bir yetkiydi hem de çok dağınık bir siyasi tarih için güzel bir açıklama sağlamış oluyordu. Daha da önemlisi konfiç yüzlük için bir köşe taşı olan ahlaki davranış vizyonunu pekiştiriyordu. Biraz daha sonra bunu açıklayacağım ama önce cennetin yetkisinin örneğini görelim. Çin hanedanlığı sadece 38 yıl sürdü ama Çin tarihinin en önemli hanedanlıklarından biriydi. O kadar önemli ki ülkeye adını verdi Çin. Çin hanedanlığının başarısı Çin'i 500 yıl boyunca ilk defa tek bir imparator altında toplamak oldu. Böylece savaşan devletler dönemi bitti. Tahmin edebileceğiniz gibi bu omletin yapımı baya bir yumurtanın kırılmasını gerektirdi. Çin'in büyük imparatoru Çin Xu Di ve soyundan gelenlerin vahşilik konusunda ünleri gerçekten yayıldı. Bu vahşilik meşrulaştırılmıştı. Aynı zamanda etkileri abartılıyordu ki bir sonraki hanedanlık yani Han hanedanlığı cennetin gözünde daha meşru görünsün. Yani biz Çin'in düşündüğümüzde şuna bakarken tarihçiler bir grup çılgın harem ağasının Çin imparatorlarını nasıl kuklaya dönüştürdüklerine odaklandılar. Tabi gerçek kuklalar değil öyle olsa süper olurdu. Bu çılgınlar imparatorları kandırıp intihar etmelerine sebep oluyordu. Cennetin yetkisi bu intihar eden kukla imparatorlardan vazgeçti ve milattan önce 180'de iktidara gelen cömertlikte ve kişisel davranışta aşırılığa kaçmadan yöneten ve çoğunlukla konfüçyüs ilkelerine göre hüküm süren Wen gibi ilk dönem Han imparatorlarına geçti cennetin yetkisi. Wen yönetimi altında iktidarı eleştirenlere cezalar verilmiyordu. idamlar azalmış ve tarih yazan Konfüçyüs alimleri için önemli olan bir gelişme yaşanmıştı. Devlet kitapları yakmayı bırakmıştı. Bu yüzden tarihin eski Çin versiyonuna göre imparator ben bilge bir Konfüçyüsçu gibi davranarak cennetin yetkisini elinde tutuyordu. Konfüçyüs kimdir? Hadi düşünce balonuna gidelim. Konfüçyüs savaşan devletler döneminde yaşamış, daha istikrarlı ve güvenli bir devlete yön vereceğini umduğu felsefi ve siyasi bir sistem geliştirmiş, kıdemsiz bir yetkiliydi. Vaktinin büyük bir kısmını sistemini benimsemesi için güçlü kralları ikna etmeye harcadı. Hiçbiri bunu kabul etmese de son gülen Konfüçyüs oldu çünkü işleyen bir toplum için öngördüğü tarif sonunda benimsendi ve Çin devletinin eğitiminin ve çoğu şeyin temeli haline geldi. Konfüçyüs bir muhafazakardı. Ona göre güçlü ve huzurlu bir devletin yolu geçmişe bakıp bilge imparatorları örnek almaktan geçiyordu. Onların dürüst ahlaki davranışlarının izinden giderek Çin imparatoru Çin'e düzen getirebilirdi. Konfüçyüs'ün üst ahlaki davranış fikri nihayetinde bir insanın hiyerarşik ilişkilerdeki yerini bilip buna uygun davranması anlamına geliyor. Herkes kendi hayatını yaşıyordu ama çoğu eski felsefi gelenekler gibi kadınlar diğer insanlarla olan ilişkilerinde ötekileştiriliyordu ve herkes ya üst ya alt rütbeye aitti. Burada beş temel ilişki türü var ama en önemlisi baba oğul ilişkisi. Konfüçyus'u anlamanın yollarından biri de ataya ve aileye saygıdır. Babasına saygı ve hürmetle davranan bir oğul düşünelim. Baba bu saygıyı kazanmak için oğluna bakmalı, onu eğitmeli. Fakat bu çocuğun onu görmezden gelen bir babaya saygısızlık yapacağı anlamına gelmiyor. İdeal olanı hem babanın hem oğlunun uygun davranışlarda bulunması tabi. Oğlu babasına saygı duyarken babası da saygı duyulacak şekilde davranacak canım. Nihayetinde hem baba hem oğlunun amacı Çince'de Chun Zi denen üstün insan olmak. Eğer tüm insanlar Chun Zi olmak için çaba gösterirse toplumda bir bütün olarak işler yolunda gider. Bu fikir özellikle tüm ülkenin babası gibi olan imparatora çok uyuyor. Ne? Açık mektup zamanı mı? Pekala. İşte budur. Ama önce bugün gizli bölmede ne varmış bir bakalım. Aa. Akıllı telefon. Ama bu aletin tarihine çok çok sonra giriyor. Şia hanedanlığına açık mektup. Sevgili Şia hanedanlığı neden bu kadar kurmacasın ya? Benim en sevdiğim imparator mühendis Yu da dahil tüm imparatorlar sende. O kadar çok mükemmel ve korkunçla kaplı imparator var ama mühendisler çok az. Böyle krallara daha çok ihtiyacımız var. Mesela mühendis Yu, ipotek aracısı Ahmet, senaryo yöneticisi Abdurrahman, video düzenleyicisi ve yapımcısı Berksu. İşte bunlar krallarımız olmalı. Mühendis Yu gerçek olmadığın gerçeği kalbimi kırıyor gerçekten. Bu kırık kalbi de ancak mühendis Yu tamir edebilir. Cümledeki döngü bana Cennetin yetkisini hatırlattı. En iyi dileklerim ne? Neyse, Chunzi kavramına geri dönelim. Nasıl davranacağınızı nereden bileceksiniz? Öncelikle sizden önce gelenlere, özellikle bilgi imparatorlara bakmalı. Güzelliğin bir Chunzi için vazgeçilmez olduğunu anlayıp, kıymetini bilmek için de tarih, şiir, resim çalışmalısınız. Chunzi olmanın diğer önemli özellikleri Ren ve Li gibi Konfüçyüs ideallerinde bulunuyor. Ren ve Li çevirmesi zor, çok karmaşık kavramlar ama elimden geleni yapacağım. Ren genelde edep olarak çevrilir. Yani mümkün olan her durumda düzgün davran davranışın ne olduğunu anlamak ve uygulamaktır. Bu da tabii iletişim kurduğunuz kişiye bağlı. Dolayısıyla beş ilişki türünün önemi de açığa çıkıyor. Li ise ritüel olarak çevrilir ve büyük çoğunluğu büyüklere hürmetle ilgili olan Çin'deki dine ait ritüellerle ilişkilendirilir. Tam bu noktada ana probleme yani eski Çin tarihçilerinin tarihi nasıl yazdıklarına geliyoruz. Geleneksel Çin tarihçilerinin hepsi iyi imparatorların iyi konfüçyüsçü gibi davranmasını öğütleyen konfüçyüs klasikleriyle eğitilmişti. Gelecekte tarihçi olacakların bu klasikleri ezberlemesi gerekiyordu. En temel mesaj Cennetin yetkisini kaybetmemek için düzgün davranmak, alemlere katılmamak, düşmanlarını pişirip yememek veya alemlerdeyken düşmanlarınızı yememeniz gerektiğiydi. Bu tarihte bir hanedanlığın siyasi talihi nihayetinde bir adama ve onun eylemlerine dayanıyordu. Yani onun düzgün davranıp davranmadığına dayanıyordu. İşte bu yüzden bu kadar önemli. Cennetin yetkisi tarihsel nedenselliği açıklamada inanılmaz esnek. Neden hanedanlıkların başarısız olduğunu, neden berbat bir fırtına vesaire olduğunu, çiftçilerin neden isyan ettiğini hepsini açıklıyor. Eğer imparator düzgün davranmış olsaydı bundan hiçbir olmazdı. Daha modern bir tarihçi fırtına ve sellerin olumsuz etkisinin çiftçi isyanını kapsadığını, bunun bazen lider değişimine sebep olduğunu söyleyebilir. Ama o zaman tarihten ahlaki yön çıkarılmış olurdu. Aynı zamanda konfüçyüsçü alimlerin önemini azaltmış olurdunuz. Çünkü alimlerin size iyi bir imparator olmak ve cennetin etkisini sürdürmek için en iyi yollardan birinin yine alimlerce yazılmış Konfüçyüs klasiklerini okumak olduğunu söyleyebilir. Çin tarihinin karmaşık döngüselliği tarihi yazanlarla yapanlar arasındaki ilişkinin karmaşık döngüselliğini de bize gösteriyor. Hangi tarihten bahsederseniz bahsedin bunu düşünmek önemli. Hızlandırılmış kursu duymuş olsanız bile. Önümüzdeki hafta İskender'den bahsedeceğiz. Cidden bir bölümü buna ayıracağız. Sanki biraz fazla gibi. Yani tamam İskender çok lezzetlidir. Yanına da yoğurt çağına gider ama... Ah tamam neyse. Büyük İskender. Şimdi oldu işte. O zamana kadar görüşene dek hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için sağ olun.